Günaydın Bahar. Selam mı vermiyorsun artık? Bahar! Benim de hayatım mahvoldu, tamam mı güzel kardeşim? Yaralanan sadece sen değilsin. Ama ben böyle senin gibi afra tafra yapmıyorum ergen çocuklar gibi. Kızım senin hayatın süper ya. Sen yine iyisin, mükemmelsin. Yine mağdur olan sensin, üzülen sensin. İyisin yani Bahar. Efsun, nişanlımla birlikte oldun. Gelip nikahımı bozdun. Senin mi hayatın mahvoldu? Hala kendinden mi bahsediyorsun sen? Ya kendimden bahsetmiyorum tabii de. Şöyle de düşünmek gerekir. Yani hani bir yerden de başlamak gerekir değil mi? Mesela şöyle mi düşünsen sen acaba? Yani kızma bana da acaba hani sen birini seviyorsun, bir ilişki kuruyorsun falan. Sonra acaba ne olmuyor da onlar gelip beni tercih ediyorlar mesela? Bunu mu düşünsen sen? Efsun meydan senin. İstediğini yap şimdi Efsun. Yeter ki benimle daha fazla uğraşma. Allah razı olsun Bahar'cığım senden ya. Allah gani gani razı olsun. Kızım sen istesen de istemesen de insanlar hayatlarını yaşıyorlar. Ne sanıyorsun ki sen kendini? Ha? Sen hastasın. Sen hastasın Efsun. Benim olan ne varsa almaya çalışıyorsun sen. Sen beni kıskanıyor musun ya? Ben dünyanın en güzel kızı değilim. Dünyanın en akıllı insanı da değilim. Param yok, pulum yok, hiçbir şeyim yok benim. Hiçbir şeyim ben. Hiçbir şeyim. Kıskanılacak biri değilim ben. Gerçekten yeter artık. Uğraşma benimle. Ya Bahar ben seni niye kıskanayım ya? Ha? Ben seni niye kıskanayım? Neyini kıskanayım ben senin? Bir de meseleye şu tarafından bak. Sen beni kıskanıyorsun kızım. Benim çocukluk hayalim olan gelinliği gittin yaptırdın. Ben adama aşık oldum. Hayatımda ilk kez birine aşık oldum. Gittin adamla nikah masasına oturdun. Kim kimi kıskanıyor kızım? Benim vicdanım rahat Efsun. Ben akşam başımı yastığa rahat koyuyorum. Sen ne durumdasın bilmiyorum ama iyiliği de kötülüğü de senin kadar iyi biliyorum. Ben sadece kötü tarafta olmayı tercih etmiyorum o kadar. İkimizi ayıran şey bu. Daha da mı rezil edeceğim bizi? Ne bağırıyorsun? Senin o biricik manyak kızın getirdi beni buraya. Geç içeri, ben sana göstereceğim getirdi buraları. Dur bırak ya. Allah Allah, işim gücüm var benim. Bak Efsun, bana böyle dikine dikine burnunun dikine konuşma. Kırarım o burnunu, veririm eline, yürü. Ya bırak ya. Allah Allah, annemle buluşacaksın. Annenle buluşacaksın öyle mi kızım? He? Benim damarıma basmak için mi konuşuyorsun? Bizim derdimiz gücümüz senin annen şimdi değil mi? Namusun gitmiş elden, bana ana diyor ya. Annem anne demeyeceksin o karıya. Tabii ki diyeceğim. Ne diyeceğim başka? Başka çarem mi var? Allah Allah. Yalancı annelikten bahsetmişken sen o sümsük kızınla dün gece öyle koyun koyuna ağlamalar, zırlamalar, birlikte sarılmalar falan. Ne oluyor Nurhan Hanım? Allah senin belanı vermesin. Bizim işimiz gücümüz bu öyle mi? Onu mu kıskandın sen şimdi? Ne kıskanacağım ben be? O ezik senin sümsük kızını siftikleniyor kedi gibi herkese. Bekliyor ki herkes onu sevsin diye. Niyesini kıskanacağım ben o ezik? Benim acelem var. Hadi görüşürüz selamet. Gördün mü Zilli'yi? Ha çekti gitti. Ay yok, bunun hiçbir şeyden korkusu kalmadı İlyas. Ne yapacağız biz ya? Nurhan, Allah aşkına sus konuşma. Konuşma. Ha sen sus konuşma de. Zilli defolsun gitsin. Ateş Bey de sen ortalıklarda yok. Ya amma genişlediniz siz ya. Kızın namusu gitti elden. Ne aldı edeceğiz diyorum. Bir cevap veren insan yok ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacakmışız? Ne yapayım? Çekip her ikisini de vurayım mı Nurhan?